Sayın Evren sade vatandaş oldu. Efendim, dava dilekçemizi bu önümüzdeki ay vereceğiz. Avukatımız hazırlıyor. Bilindiği gibi bir dava iki türlü amaçla açılabilir. Bir tanesi, insan kesinlikle davanın sonucundan umutlu ise, kazanacaksa açar. Siz umutlu musunuz? Hayır, ben onu söylemek istiyorum. Yani bir kısım dava vardır ki kazanmayacağını bilse bile insan o davayı açar. Bizim bu davayı açışımız bu. Kazanmayabiliriz. Ama bundan yararımız ne? Bundan iki türlü yararımız var. Bir tanesi şu. Kenan Evren, Cumhurbaşkanlığı döneminde Aydınlar Dilekçesi diye adlandırılan dilekçemize karşı bu dilekçeyi imzalayanların hepsini birden vatan haini olarak suçladı. Ve bunu günde, bir aynı günde 4-5 kez televizyonda söyledi değişik yerlerde. Şimdi bu aşağılanmayı hak etmek ya da karşı gelmek, olay bu. Biz davayı kazanalım kazanmayalım, vatan haini olmadığımızın kanıtlanması için bu davayı açmak zorundayız. Bu bir. Yani sizin yaklaşımınız galiptir bu yolda malum. Galiptir bu alüp. Bilmiyoruz yani sonuç ne olacak bilmiyoruz. Dileriz ki kazanalım. Ama kazanmayabiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanlığı döneminde açtığımız davayı mahkemeler reddetti. Bugün de reddeder mi etmez mi bilmiyoruz. Ama biz kazanmak umudundayız. Kazanmayı diliyoruz. Kazanmamız gerekir diye düşünüyoruz. Kazanmayabiliriz. Kazanmayabilirsek şunu kanıtlamış oluyoruz. Biz vatan hainini kabul etmiyoruz. Çünkü sesimizi çıkarmazsak, bir insan bize vatan haini diyorsa kabul etmiş demektir. Evet. Onun için bu ikrardan sayılır. İkrardan sayılır. Bu birincisi bu. İkincisi, Türkiye çok önemli bir baskı döneminde korkutuldu. İnsanlarımız çok korktu. Üniversite korktu, basın korktu, aydınlar korktu. İşçi sınıfı korktu. Gerçekten böyle. Tabii elbette korkmayan yiğit, yürekli insanlar çıktı ama sayıları çok az, çok az. Şunu anlatmak istiyoruz ki insanlarımıza, Cumhurbaşkanı bile olsa 10 dakikada dava açılabilir. Kazan ya da kazanma açılabilir. Bu tarihimizde ilk kez oluyor. İşte bu iki gerekçeyle bu davayı açacağız. Önümüzdeki ay hemen açılacak. Daha önce açamayışımızın nedeni benim biraz bildiğiniz gibi etkinliklerimin, kültürel etkinliklerimin çokluğunda oluyor. Evet. Ayrıca bu konuyu güldür kitaplarınızda da işlemeyi düşünüyor musunuz? Elbette, elbette. Bu konuyu da ayrıca kitaplarında işleyeceğim. Evet. Konuda çalışmalar edeceğini? Belgeler topluyorum sürekli. Zaten benim çalışmamın dışında başka çalışmalar da var. Baskın Oran'ın iki ciltlik kitabı çıktı. Daha birçok kitaplar çıktı. Belgeleriyle bu 12 Eylül olayı ortaya dökülmüştür. Demin bir şey unuttum. İki tane amaç söyledim bu dava açmamızdan. Bir üçüncü amacımız daha var. Evet. Orgeneraller orgenerallerini yapsınlar. Bir daha bir dördüncü askeri darbeyi heveslenmesinler. Bilsinler ki onlar yasa dışı iki dudakların arasından çıkan kararlarla uygulamalar yapılamaz. Dava açılır yoksa. Bunu da bilmeleri gerekir. Bu bakımdan üç tane amacımız var. Özetlemem gerekirse, kabul etmiyoruz vatan hainliğini. Bir, onun için dava açıyoruz. Efendim, iki, yurttaşları Cumhurbaşkanı'na bile dava açılabileceğini inandırmak istiyoruz. İki, üçüncüsü, bundan sonra olacak, gelecek olan cumhurbaşkanları, sivil ya da asker, dileriz ki asker hiçbir zaman gelmez, bilsinler ki ağızlarından çıkan sözü düşünmeleri gerekir. Yani şöyle bir söz vardır: İnsan her düşündüğünü söylemelidir ama her söylediğini düşünmelidir. Düşünmeden söylemesinler.